Merhabalar arkadaşlar, ben Erkin. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sırbistan serimizin 4. bölümü ve kalan bölümleriyle karşınızda olacağım inşallah. Şimdiden bir beğeni bıraktığınızı ümit ederek videoma başlıyorum arkadaşlar. Çok zor bir haritayı şöyle bir inceledim de çok zor bir haritadayız. Gerçekten zor bir haritadayız. Bu Lotharening Gia'nın direkt dibimize kadar, ta buralara kadar geldiğini fark etmemiştim. Buralara kadar gelmiş kendisi. Ve kendisinin 7000 askeri var. Bizans'a baktığımızda Bizans'ın 8000 askeri var. Ve en bize yakın olan, topraklarımıza gözü olan Dalatonların vesairelerin 5000 askeri falan var. Ve bizim bu sırada hiç müttefikimiz yok bulunduğumuz harita üzerinde. Öncelikle müttefik edinme yolunda gitmemiz gerekiyor ki çevremizdekiler bize saldırmasınlar ve askeri kuvvetimizi daha da yukarılara çekme eğiliminde olmamız lazım. Biliyorsunuz artık krallığımızı kurduk. Krallık kurduktan sonra biraz daha idari olarak, yönetim olarak buradan otorite odağını seçerek artık ülkemizi daha rahat yönetebiliriz. Çevremizdeki isyanlar daha az olur diye düşünmüştüm. Bence bana göre mantıklı bir yol ilerliyorum şu anda. Hemen şöyle bakalım, ordularımı tam olarak çıkarmamışım. Biraz ordu basma durumuna gidebilirim. Tabi bu durumda benim buralarda biraz şey yapmam lazım, siz söyleyin. Biraz daha böyle toprak, tarla vesaire yapıp ekonomiyi biraz daha güçlendirmem lazım. Ve şu an Bulgaristan dahil olmak üzere çevremde ne kadar yağmalayabileceğim toprak varsa yağmalayıp ekonomiden katkı almam lazım. Kesinlikle bunları yapmam lazım. Şöyle bir saray mensuplarıma şöyle bir bakayım. Bu abi gitti gidiyor, 57 yaşında. Buna zaten biliyorsunuz ünvan vermiştik. Büyük bir ünvan ve vasalları bunun altına verdim ki sorun yaşamayayım. Öyle bir yol izliyordum. İç ilişkilerimi güçlendirme yolunda ilerliyorum. Çünkü dış ilişkilerimde sıkıntı yaşıyorum ama artık iç ilişkilerim değil, dış ilişkilere biraz önem vermek lazım. Onu anladım. Dışa doğru biraz eğilim gösterelim. Hiç sıkıntı olmasın. Bu arada benim Venduyam, Sırbistan biraz beni onaylasın diye onunla biraz iletişime giriyorum kendisiyle. İnşallah beni onaylayacak kendisi. Şöyle bakalım. İki tane de tutsağımız varmış. Tutsaklarımı şöyle bir serbest bırakmayı müzakere edelim kendileriyle. Şöyle nasıl bir karaktermiş. Dövüşçü özelliği fena değil. Kendisi 58 yaşında gözüküyor. Ama önemli değil. Zayıf koz ve sarayımı alabiliyor muyum? Olamıyorum. Sarayıma davet edeceğim kendisine. Bu da gelsin. Bunun özelliklerine gene fena değil. Bana dövüşçü lazım açıkçası. Fidye karşılığında bırakabiliyor muyuz bu abiyi? 10 gold diyor. Kabul etmeyecek diyor. Eksi görüşteymiş. Bu abiyi sarayıma alsam iyi olmaz mı diye de düşünüyorum. Ya da şimdilik onu almasak da olur. Evet. Bir abi gelse yeter. Eksi 7 görüşte zaten kendisi. Ve çok hızlı ilerliyoruz. Hızlı ilerlemeyelim. Yavaş. Raska yaban tavşanları varmış. Raska topraklarında. İlginç diyelim. Şimdi benim sarayımda olaylar gelişmiş. Şöyle bir olay. Islak hikayeler diye bir olay. Son zamanlarda genç kızların ve genellikle sert bir mizaha sahip erkeklerin bir kitap olaylarımız var burada. Kendinden emin aşık. Doğurganlık artı %30 ve çekicilik görsü artı 10. Gelecek bana ama gelmesini istemiyorum. Alalım alalım, 10 yıl boyunca bunu alalım. İstemiyorum ama alalım. Şu sıkıntı yaşamayalım daha sonrasında. Ve beklemeyelim bence. Bekledikçe sıkıntı olacak çünkü. Şöyle bakalım. Orduyu şu mevzilerde çıkartıp şuraları yağmacı olarak çıkartalım. Orduyu benim Akıncı bir komutanım vardı diye hatırlıyorum. Yalanım olmasın, Akıncı komutanım vardı. Evet, şampiyonum vardı, Akıncı şampiyonum. Burası 21 gold veriyor. 24 gold veriyor. Hemen gidelim burayı. Aşağı doğru gider miyim bilmiyorum da bakayım, buralar 20 gold. Burası Bizans'a ait, aman Allah korusun. Yağmalarsak kafamızı kırar. İlk önce buraya gel abi. Yağmalayalım. Zaten fazla bir şeye gerek yok. Kur'an 29 asker zayiat vereceğiz. Fazla değil. Gidelim oraları bir güzel bir yağmalayalım. Paranın
İçinden geçelim. Artı savaşta zaten kendisi. Ben de hazır şuraya gelmişken buraya bir yağmala. Çünkü oraya başkaları gitti kuşatmaya. Buraya da başkaları gitti. Yağmalayabildiğin şehri yağmala. Bir daha niye? Saray entrikası diyor. Koni gene neler çeviriyorsun? Anlamadım ki. Bu adam şey yapıyor. Neyse. Burada bir 17 gold var. 21 gold var. Gidelim 21 gold şuraya bir yağmalayalım. Kaç asker kaybediyoruz? 28. Evet. O da başka yere gidiyor zaten. Vallahi arkadaşlar ben zevk alarak oynuyorum bu Sırbistan. Şu anki serimi. Çünkü çok zora doğru gidiyoruz artık. Aşırı derece zorlaşmaya başladı oyun. Öyle söyleyeyim. Bayağı bildiğin zor olmaya başladı benim için. Burada sarayı topla diyebiliyormuşuz. Toplayalım. Şöyle bir sarayımızı toplayalım. 100 prestij kadar. Prestijimiz var zaten. Hadi bakalım yaklaşsınlar. Evet, ciddi bir iş diye bir olayımız varmış. Stres kazanacakmışız. İstemiyorum. Görüş muhabbeti. Ya 39 stres alacağız. Tamam ama halk görüşü vasal görüşüm gidecek zaten. Farkı halk görüşü artı 20 olacakmış. Sonra diyelim buna. Tamam. Sarayı topla yerle bir muhabbeti var. Hasat paylaşım muhabbetimiz. 30 altın kaybedeceğiz. Tamam olabilir. Saray görkem kazanacak. Memnun köyler etkisine girişeceğiz. Tehlikemiz azalacak falan. Biraz daha otorite. Aynen bu. Gerekli desteği sağlayacağım diyebilirim. Ya da hasat paylaşımı da diyebilirim. Buradan halk görüşü daha iyi gelecek. Bence hasat paylaşımı daha mantıklı. Son yaklaşıyor mu? Burada biraz dindarlık ve korkunçluk alabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Gelişmişlik seviyem düşecek. Bu dev bir karakter bu olacaktır falan diyor da yobaz abideymiş bu olmasın. Bence evet bunu öldürelim. En iyisi bu şekilde. Evet saray görkem kazandı falan. Böyle daha iyi ilerliyoruz şu anda. Böyle devam. Yağmaya da devam aynı zamanda. Sarayımız görkem kazandı. Güzel. Olaylarımızı bertaraf etmiş bulunduk. Şimdi burayı da alalım. Yağma paramız buradan. Hemen burada bir 17 gold'umuz var. Çık abi yukarı. Hemen burayı da Basilerat şehrini de evet yağmalayalım. Ne oldu? Plan açığa çıkarıldı diyor. Koni var arkasında. Bu da aşağılık it falan diyor. Ya bu Koni nasıl bir şeymiş anlamadım ki ben. Salak saçma durumlar. Bir de Bulgaristan'ı yağmalıyoruz. Bulgaristan'ı komple yağmalamam lazım. İyi para getirecek gibi hissediyorum. Bulgaristan parası geldikten sonra biraz daha ordu basımına ya da ekonomik bina dikmeye devam edeceğiz. Dur. Şimdi kim bana saldırıyor, cüret ediyor? Ona bir bakalım öncelikle. Abla sen bana saldırmaya cüret ediyorsun. Tamam bak bunda bir sıkıntım yok. Ama sen bu savaşı kazanamazsın öncelikle. Şöyle askerleri topla diyelim. Neden kazanamazsın? Senin 4000 askerin var ama benim oğlum nişanlı bir kere. Nişanlılıktan dolayı kız evet süzeren de burada. Kendisinin 700 askeri kalmış. Anladım. Şöyle bir savaşa çağrı var mı? Yok. İttifakım yok. Şöyle yapalım. Nişanı bozalım. Aynen öyle. Oğlumu evlendirmek istiyorum diyeyim. Ve ittifak gücü yüksek birileri var mı? 6000 askeri var. Obo alırım. Kimsin sen? Kurtar beni. Polonya gel. Gel 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 gel. Güzel. Polonya şimdi savaşa giriyor bizimle beraber. İnşallah. Şöyle bir 3x hızına başlayalım. Polonya'yı bulduk. 6000 asker hayır denmez. Gel bakayım Polon baba. Sen nerelerdesin gel. Seni savaşa çağıralım. Gel Polonyacım benim gel. Sen büyüyeceksin. Büyüyeceksin de bize destek mi olacaksın? Gel. Güzel. Aynı zamanda çevreyi de bir güzel yağmalıyorduk zaten. Yağmaya devam edelim biz. Bir sıkıntı görmüyorum yağmaya devam etmekte. Çünkü Polonyalılar da bize katıldığına göre evet mükemmel olacaktır zaten bu savaş. Gitgide. Aynı zamanda bir yetenek ağacımız açıldı. Güzel. Buradan paralı asker kiralama maliyeti düşecek. Ne olur ne olmaz bunu açabilirim ya da
savunma avantajı, kontrol edilen arazi savunma avantajı falan. Bence mantıklı. Şimdilik savunma avantajını alalım. Aynı zamanda. Neyine güvenerek bana saldırdı onu da bilmiyorum ama. Yani onu anlamış değilim. Şimdi şöyle bir savaş durumumuz var. Evet, şöyle bu benim 9000 askerim var, senin 4000 askerim var. Bunu biliyorsun umarım. Öyle bakacaksın duruma. Buradakiler de gelip bana saldırmış ister istemez. Bu neymiş? Bir dakika. Akşam sefası. Burada 130 gold kaybedecekmişim. Ben şu an yani hayır. Aynen askerler onları buradan çıkartın. Ben burada şu anda bir savaş içerisine girmişim ister istemez. Tamam yağmamıza yaptık zaten diye biliyorum. Hop şu alamıyor muyuz? Şöyle gel. Tamam ben nereleri başka alabilirim? Ben niye bunu seçemiyorum? Ha. Aynen bakayım şu an 84 gold'dayız. Burada bir 16 gold var. Ona doğru bir yürüyelim. Evet biz buraları alalım. Daha bir ordu gelmiş mi bizim şehrimize? Hayır orası bizim değil. Bunlar geliyor ama. Bizim şey müttefikler geliyor mu? Evet. Bizim müttefikler de burada çıkmış. Güzel. 3 birlik birden getiriyorsun. Bak ben buna hayır demiyorum işte. O müttefik şu an tek başına bile hallolur. Halleder şu anda ama gerek yok. Biz onu halledeceğiz şimdi güzel bir şekilde. Nereden çıkartma yapacak? Direkt başkentime çıkartma yaptı. Bunlar tarafsız ordu. Ben direkt yağmaya geçtim. Oraya yağmalayayım. Direkt ülkeme gireceğim. Bence en mantıklı öyle olacak. Kültürüm şehir planlamayı keşfetmiş bu arada. Bir saniye. O neydi? Ona bakalım lütfen. Zaten bitecekti. Evet, şehir planlamayı da keşfettiğimize göre öyle bakalım. Nerede şehir planlama? Burada kaldı herhalde. Şehir planlamayı keşfettik. Evet. Megalitler, ticaret merkezleri ve türbeler, köy merkezi gibi durumları inşa edebilir duruma gelecekmişiz. Mesela şu an burada şehirde mesela şurada açıldı mı? Şehirler açılması mı lazım? Ne bu? Milis kampları falan diyor. Tamam, güzel. Denetmem. Mesela milis kampı yapsak buraya. Ön izlemeye gel. Şöyle bir ikinci ya da üçüncü seviyeye geldiğimizde bayağı bize milis sağlayacak. Bu bizim için iyi olabilir aslında bakarsanız. Şimdi dur. Yağmam bitsin. Onu bekliyorum. Güzel. Ben artık şehrime döneyim. Hatta bunların üzerine doğru bir yürüsem mi acaba? Şöyle bakalım. Bir yürüyelim bakalım. Yakınlarına gelince kuşatmayı bırakacaklar diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü benim ittifak da geliyor. İttifaka doğru hemen bir yol alırım. Kaçarım diye düşünüyorum. Kavisli eğer buluşuna hayran. Abo. Bakalım. Bu muydu? Evet, kavisli eğerler. Bize ne veriyormuş? Bu zırhlı atlı yaratabiliyormuşuz. Bence bak bunu öğrenelim. 62 yıl diyor bence de. Mızraklı süvari durumları falan var. Bunları üretirsek ağır süvariler vesaire atlı birlikleriyle her yeri. Bence de bak Sırplar. Zaten özel birliklerimiz zaten askeri olarak onlar değil mi? Mesela burada evet. Koniler. Aynen. Zırhlı. Tamam. Bizim olayımız bu abi. Devam et. O kültürü öğrenmeye devam et abi. Biz ülkemize girdik şimdi. Ekonomik olarak zaten 170 gold aldık. Buraya alacaklar ama savaş bitmedi. Ben yetişemiyorum ona. Şöyle dağlık bir arazide bir yerde dursam mı acaba diye düşünmüyor da değilim. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Çünkü benim müttefikler geliyor. Şuraya doğru çekileceğim. Sejina şehirlerine vesaire doğru. Evet bir yeri kaybettik. Sıkıntı yok. Onların ordu nereye doğru yöneliyor? Bu tarafa doğru yöneliyor. Benim müttefikler nerede? 6700. Güzel. Müttefikler de oraya doğru gidiyor. Şimdi ben Akıncı komutanla değil, kesinlikle bu savaşı Maraşel'e bırakmak istiyordum da. Maraşel burada. Savaşı farklı herhalde. Dağlık arazi uzmanına da verebilirim. Ya da ben yöneteyim. İyi bir komutan ben geçeyim başa. Aynen. Burayı vermeyiz diye ümit ediyorum. Şahsen. Müttefikler geliyor zaten. Aynen oradan direkt adamların üzerine doğru yürürüz. Bekliyorum gelsinler. Biraz uzun sürdü onların gelmesi ama tabii yani ta Polonya, Avrupa'dan işte neredeyse Yunanistan civarlarına geliyorlar. Ölüm bizi ayırana dek eşim vefat ediyor. Bir saniye hemen o duruma bir çözüm bulmam lazım. Dur.
Hemen hiç mülkiyet çünkü sıkıntı olur benim için. Yani şöyle mülk seviyesi yüksek bir Polonyalı kadın benim için 400 kaybedecek falan diyorsunuz. O da olmaz. Şöyle ittifak gücü açısından birini bulalım. Şimdi ittifak gücü açısından birini bulursak 37 yaşında şöyle desek. Güçsüz. Ben de 400 kaybediyorum. Bana iyi bir idareci lazım. Yapacak bir şey yok. Kabul etsin. Ben direkt şuraya doğru yollanıyorum. Şöyle baktığınızda büyük ihtimalle de kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Ama şurada bir duralım. Benim diğer ordu bana doğru yetişmeye başladı. Savaşlarımı bir alayım. Mükemmel. O aldıktan sonra direkt zaten mülkiyet seviyem yükseldi. Evet. Biraz hızlandım. 3x hızını aldım tekrardan. Farkında bile değilim düşürdüğümün. Tamam. Şimdi giriyoruz adama doğru. Kaçamayacak da. Direkt onu bir yakalayacağız gibi gözüküyor. Evet yakalayacağız. Şimdi onu bir güzel bir dövelim. Öncelikle. Gel dostum sen kaçamazsın. Senin öyle bir lüksün yok açıkçası. Şimdi o da bize yardıma geliyor ya mesela. Oradan da direkt buraya tıklayacağım. Bu savaş bitince onun kafasına vuracağız. Diğeri de kaçamayacak gibi gözüküyor. Öyle baksın artık. O üzerimize geliyor hatta. Güzel. Sevdim bu durumu. Gel. Kaçamazsın artık. Tamam. Güzel. Benim bir oğlum vardı. Yetiştiriyorduk. Oğlumuzu idareci yapıyorduk bu arada. Çalışkan özelliği oğlum için çok iyi. O yüzden stres alacağım. Hiç böyle taviz vermek yok. Burada da şu an bir güzel döveceğiz. Evet. Güzel. Şimdi buraya da bir dövelim. Güzel. Tekrardan üzerime mi geliyor bin askerle? Şaka yapıyorsun herhalde. Sen kaçamazsın. Bu arada. Evet. Bu arada başkentimize tekrardan gidelim. Burayı kuşatmışlar da almışlar ya. Burası mıydı ya da burası mıydı bilmiyorum. Evet biz de katıldık aynı zamanda savaşa. Güzel. İhtişam sahipleri desteklenebilir diyor. Burada bir durum var. İlhamı destekle dersek bizden 50 gold mu gidecek? Yani sarayıma katılsın. Katılsın ya. Katıl hadi gel. Sarayıma katıl. 50 gold'a seni destekledim. Güzel. Kuşatmış yerleşim yerleri. Oraları bir geri alalım. Aynen. Alacağız alacağız. Biz öyle hafife almaları pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü sinir bozucu bir durum ve hal almaya başladı bu durum. Artık yeter diyoruz. Vuruyoruz masaya yumruğumuzu ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burayı alırken beni bekliyorlar haliyle. Ben şöyle 4x'ini alalım. Geldiler buraya düşmancıl ordu. Benim şu an müttefik oraya gidecektir diye tahmin ediyorum. Oraya bakayım gidiyor mu? Gitmiyor ama şöyle yapacağım. Burada bir kuşatmacı bırakıp onların üzerine yürüyeceğim. Evet, bir saniye. Şimdi Anastazi, Kraliçe Anastazi, kim dindarlık. Bu kim bu arada? Evet. Sıkıntı yok. Bana görüş kazansın. Bunu bir yakalayalım abi. Yakalayalım kaçmasın bu. Kaçma. Bir saniye. Nasıl istersen desek. Al sana 50 gold daha. Güzel. Bu savaşı da kazanalım. Belki bir tutsak vesaire alırız diye düşünüyorum. Ondan sonra savaşı bitireceğim. Şimdi kim kimle savaşıyor? Bir saniye. Müttefik kesinlikle başka müttefikim yok. Polonya. Okey. Tabii ki de savaşına katılacağım dostum. Yapacak bir durum yok. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum bu savaşı tabii ki de. Geleceğim. Şuradaki şu durumu bir atlatalım seninle. Bir saniye. Durdum. Şimdi bunu tabii ki de şu orduya bağlıyorum. Buradaki orduyu. Gitsin oradaki savaşa katılsın. Ben de buradaki savaşımı kazandığım için şanslı hissediyorum kendime. Bana bayağı bir gold para ödediler çünkü onlar savaş açtı ve kazanamadı. Ben de kazanmış oldum. Burada görmüş olduğunuz komutanımı da şöyle bir terhis ettim. Şuraya da bir ordu vermiş oldum. Onlarla beraber devam ediyoruz şimdi gitmeye. Tabii savaş devam edecek şahsen. Ama benim savaşım değil, Polonyalıların savaşı. Ama buradaki ordu şu anda dışarıda olduğu için oraya ben gidemiyorum.
Gidene kadar umarım savaş bitmez diyorum. Şöyle bıraktım. Çünkü bağladım orduyu yani. Daha ne yapayım? Ordu desteğimi de verdim onlara. Şimdi buradan madenler asıl bizim için iyi olabilir. Şurada düzenli asker bakım masrafı düşecek. Artı para gelecek madenlerden falan. Bence ben maden inşa edeyim buraya. Güzel. Şurada bir bayır tarlaları vardı. Tamam ama başka bir şey yapabiliyor muyuz? Özellikle şöyle baktığımız zaman. Evet. Sığır meraları tabii ki de yapacağız. Neden? Buradan hem ekonomi hem milis gelsin diye. Şuraya bir takviye güç vereceğiz. Şu iki yer benim. Şuraya geleceğiz. Burada şu anda mesela bunu yapabiliyorum. İkinci seviyeye çıkarsam 4 gold kale seviyesi falan alacağım. 0.2 de buradan para gelecek. Aynı zamanda ikmal süresi gelecek ama bu çok değerli bir şey değil şu an benim için. Yapsam da olur, yapmasam da olur seviyesine. Buraya bakıyorum. Burada evet. Buradan madenleri ikiye açıyorum. Buradan iyi olaylar gelsin. Buraya geç. Başka bir yer var mı benim olan? Şöyle baktığın zaman yok. Gerek de yok. Tamam. Durumumuz bu arkadaşlar. Şöyle bir başlattık. Şimdi bu olaylar olurken benim ülkemi büyütmek için yapmam gerekenler var. Tabii ki de oğullarım. Mesela oğlum şu an nişanlı. Ama oğlum kişiliğini etkilemeye çalışalım. Mesela ihtiyatlı olsun. İdareden gideceği için %80. İhtiyatlı olur musun oğlum benim? Ne olur ol. İhtiyatlı ol. Aferin sana. Yansın ben biraz stres alıyorum. O ayrı. Şimdi paradan dolayı da ava mava çıkabilir miyim bilmiyorum. Genel eve vuracaksın. Zampara. Hayır. Bu neydi? Bir dakika. Evet. Atletik özelliği kazanacağız. Bak atletik özelliği güzeldir. Bence olması gereken de buydu. Hekimara falan. Papalığı Dağıt diye bir eventimiz bile var bizim yani. Ananı kutsa falan. Rodun savunucuları durumumuz varmış. Hem biraz paramız eksik bunun için. Şöyle gel. Bu durum açılırsa bana haber ver diyelim. Aynı mezhep görüşleri falan. Bayağı bir şey gelecekmiş. İyi ya biraz oyunu başlatalım bakalım. Neler yapabiliyoruz görelim. Şu dakikadan sonra tabii bu seviyeye çıkmamız lazım ama çıkamıyoruz. İnşallah Polonya kaybetmez. İnşallah biz kaybetmeyiz. 8.000'e 4.000 çünkü. Saldıranlar Polonya'ya bayağı var. Şöyle bayağı bir ordu Litvanya falan. Biz gidene kadar inşallah durumlar vahim olmaz. Şöyle biraz 4x hızını alacağım. Biraz yavaş ilerliyorduk. Şimdi biraz hızlı ilerleyelim. Olaylar gelişsin. Yani niye böyle daha yüksek kalite olacak desek. Tamam böyle diyelim yapacak bir şey yok. Komşu hükümler savaş kazancı deyince burada Bulgaristan tabii ki de ön plana gidiyor. Şimdi benim ordumun bilmiyorum ne kadarı içeride ne kadarı dışarıda da. Toplanmamış asker 300 küsür bir asker gerisi gidiyor. Evet biraz sıkıntıya girebilirim o askerler durumunda. Çünkü savaş olursa burada benim artık yapacak bir şeyim kalmayacak. Tabii kiralanmış kira. Hepsi kiralanmış ama bunu alabiliyorum en azından. Öyle bak. Ya da bunları. Bir ordu birliği alabiliyorum. Ya da daha yüksek birlikler var mesela. 1500'ü alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ama bunları bu. Bu. Hayır. Zırhlı nereye kadar bana müsamaha gösteriyorsun? Evet buraya kadar. Anladım. Salermo tiplerine kadar alabiliyoruz. Komşu hükümdar, komşu hükümdar. Evet, şöyle bakalım. Evet, buradaki komşu hükümdar bu. Kime karşı savaş kazanmış? O da güzel. Şimdi, evet, saray mensubu diyor. İhtişam. Harika diyoruz. Bu gelmiş. Güzel. Yani değdi mi sizce? Bence değmedi ama yapacak bir şeyimiz de yok açıkçası. Deyip değmediğine karşın. Onu tabii ki de buraya şu anda asacağım. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şöyle gel. Bunları koyduk ya zaten. Asmadık mı? Astık. Bunlar da asıl. Tamam hepsi asılıymış. Tamam. Bizim ordular gidiyor değil mi? Gidiyor. Tamam. Azizallah bu arada ezan okunuyor. Evet onlar da orada alırken almaya çalışırken Polonya topraklarına artık biz bir şekilde girmiş olduk. Güzel.
Ta oradan benim için geldiler buraya. Sonuçta şimdi ben gitmesem açıkça olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi biz rahibimize bayağı etkileşime girmişiz. Şöyle bir din olayımız var. Buradaki din değişimini yapalım. Ve aynı zamanda kültür değişimi bir durumumuz var. Burada yine kültür yaymaya çalışalım. Tabii ki biz dış ilişkilerimizi güçlendirme yolunda gidiyoruz. Bu entrikacı abim bana sıkıntı çıkaracak gibi. O yüzden dolayı bu entrikacı abiyle bir iletişim kurmaya çalışalım. Bizi kesmesinler. Biz biraz hayatta kalalım ki devam ettirebilelim bu kontrol artışını diye tahmin ediyorum şahsen. Yetenek geldi. Askeri yetenekte puanımızı hemen verelim. Burada şu an evet, kale seviyelerimiz yükselecek. Aynı zamanda paralı asker kiralama maliyeti. Bak şu an bizim için daha iyi. Aynen. Mesela daha demin durumumuz neydi paralı asker durumunda? Bir saniye. Prestij kazanınca da korkunçluk kazanır. Prestijimiz gayet iyi. Korkunçluk alırım. Nereye kadar alabiliyorduk? Hemen gel abi. Burada atlı birlikler. Dur bunlar değil. Şöyle gel. Evet. Ha buraya kadar alabiliyorduk. Bundan sonrası için atlı birlikleri için izin vermiyordu bu atlı birliklerine ama şu an bunları da alabiliyorum. Çünkü eksi olarak düştü. Daha da yukarı. 1500'ü alabiliyor muyum şu an? Hayır. Yine 1500'ü alamıyorum. Bunu alabiliyor muyum? Bunu alabiliyorum 1500. Sağ, bu buraları alabiliyorum şu anda. Güzel. Bunu alırım mesela. Herhangi bir saldırı yersek orduyu yukarıdan aşağı çekene kadar en azından ha, bize ait ordu falan burada bekliyoruz ya. Diğer ordularla falan. Güzel. Bunlar düşmancıl ordu ama değil mi? Yani böyle bir durum söz konusu değil. Aynen. Şu anda eksi 50'deyiz de sıkıntı görmüyorum açıkçası. Bazı yerleri şu an ele geçiriyor bizimkiler. Ne oldu bilmiyorum. Konsey üyemiz hayata gözlerini yummuş. Tabii biraz kötü oldu. Diplomatımız gitmiş. Şöyle bir vasalımız varmış. Karakterin vasalı ve şampiyonu aslında bakarsan. 10 diplomasisi var. Daha iyi diplomatımız var mı? Ona bakacağım bir öncelikle. Şöyle baktığın zaman yok. Zaten bu abiyi buraya atamak zorundayız. Diplomat. Başka kimse yok. Vasalmış. Şöyle bir gelelim. Nerenin vasalı? Ha, şuradaki vasal. Bu abi nereye kontrol artışı yapıyor? Şuraları kontrol artışı yapıyor. O güzel. Ülkemize kontrol artışlarının yükselmesi lazım. Ben güzel ilerlediğimizi şahsen çok iyi düşünüyorum. Gerçekten güzel ilerliyoruz şu anda. Çünkü ben bunları sürekli söylüyorum ama ufacık bir kontluktan çok iyi düzeylere geldik. Tabii şu anda bildiğiniz gibi bütün yerleşim basit otlaklar her şey yapıldı. Ordumuz dışarıda olmasına rağmen şu anda altın kazanımına geçtik. Bu bizim için iyi haber. Şimdi ne oldu? Olaylar yeni tapınak inşa edilebilir durumuna geldik. Şöyle bakalım. Evet. İnşa edildi. Ha dur. Dini yapılar. Güzel. Sevdim. Tapınaklar inşa edilmesi iyidir. Her zaman için iyidir. Görev tamamlandı diyor. Buradan 45 altın kaybedip 18 stres kaybedebilir ya da 6 stres. Yani görüş zaten %100. 6 stres yapalım. Para kaybetmeden devam edelim. Kontrol artışı başka yerde olsun istiyorum. Burada hemen kontrol artışına devam edelim. 3 ay kaldı diyor. Buraya da bir kontrol altımıza alalım. Ki daha fazla maddi kaynak bize geliversin. Bu arada evet olaylar durumumuz vardı. Ama olay niye kayboldu? Bir anda kayboldu. Evet, bu etkilenmemiş bizden. Etkileriz inşallah. Bakalım etkileyebilecek miyiz bir dahaki sefere. Evet, burada bir kontrol kaybımız var. Oraya hemen alalım. Saray hekimi pozisyonunda değil diyor. Saray hekimimiz gitmiş. Bir tane saray hekimi şöyle vasat da olsa birini atayalım. Saray hekimi önemli. Yine bir tutsaklar var. Philip, para vereceğim mi Philip? 10 altın verebiliyor musun? Veremiyorsun. Sen verebiliyor musun? Veremiyorsun. O zaman hapsedilmeye layıksınız kardeşler. Yapacak bir durumumuz söz konusu değil. Bu adam için örnek veriyorum. 190 gol çok değil mi şu adam için?
Yani öyle olmazsa şöyle olur. Serbest bırakırız. Din değiştirirsen ve sarayıma gelirsen seni alırım dostum diyorum mesela. Evet. Hak sahipliği olmuş ama sıkıntı benim ise ordu seviyem burası 7 oldu. Filip neredesin? Güzel. Filip'i mesela zorla evet askeri alabiliriz. Zorla bir askeri durum. Kim hak iddia etmiş? Bana karşı hak iddiası oluşturmuş anladığım kadarıyla. Oluştursun. Çünkü burada bizim abimiz artık hayatını kaybetmiş. Tamam mı? Şimdi bu hayatını kaybettiği için canım benim. Artık onun şuradaki benim topraklarımın altında kim var? Bu adam var. Bu adamı da artık ne yapıyoruz? Bizim önemli vasalımız olduğu için buraya atıyoruz. Artık hak iddiası var. Bu adamla biraz etkileşime girsem daha mı iyi olur diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu adam iyi bir dövüşçü. Bunun bana entrikalar yapmasını pek istemiyorum açıkçası. Evet, bu adama kaldığı için topraklar. Evet, bizim ordularımız yukarılarda falan bir savaş halinde büyük bir ihtimal. Ama savaş döndü, artı ikiye döndü. Güzel. Biz oradan eser hediye ediyor. Kim hediye ediyor onu anlamadım. Sevgili kuzenim lütfen hediyemi kabul eder misin demiş. Bana bir eser mi göndermiş? Prestij kim göndermiş? Sen kimsin? Bana gönderiyorsun. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Eserini kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum kuzencim. Teşekkür ediyorum eserin için. İlham sahibi desteklenebilir olayımız yine var. Böyle bir abi destekleyebiliyoruz. 25 dövüşü falan var. Gayet iyi ama 35 yaşında. Bu adamı sarayıma katabilirim değil mi? Saray mensubu yapsam 140. İlhamı destekle desem. İlhamı desteklediğim zaman artık verdiniz. Bu sarayıma katılacak. 50'ye hem ilhamı destekleyeceğim hem sarayıma katılacak. Bence daha iyi. Şu anda da sarayıma geldi sanırım. Evet. Bakalım gelmiş mi? Evet gelmiş. 8 şampiyona çıktık şampiyon adayı olarak. Burada da büyümeye odaklı gidiyorlar. Devam ediyorlar daha doğrusu. Ve Bizans bana büyük bir sıkıntı çıkaracakmış ki bundan sonraki hedefinin ben olacağımı düşünüyorum. Ve sinir bozucu bir durum. Sınırız. Bizans'la sınır komşusuyuz. Ama Bizans'ın 4000 askeri fasere var. İttifakı durumunda olanlarsa bakayım. Burası ittifakmış. Başka kim ittifak olur ki zaten. Şöyle bakıyorum. Sen neredesin? Aha. 5000 askerlik bir ittifak. O yüzden dolayı benim şu anki kızımla da ne olur ne olmaz diye şöyle ittifak gücü alakalı şöyle bir ittifak kurma olayımız varsa çok iyi olabilir. O da Polonya. Polonya ile kurmak istemiyorum artık ittifak. Evet, Polonya'dan çık. Polonya haricinde başka bir ittifak gücü olasılığımız olan var mı? Mesela bunlarla kursak 6000 neresi burası? Dur şöyle gel. Aha. Neresi olduğu bile belli değil. Nasıl oluyor anlamadım ama. Yabancı hükümdar. Kuzeyli ordusu. O kuzeylerle. Uçuk olacakmış özellikler. Zeki bir kızı göndereceğiz. Ve kiminle savaştalar? Şöyle baktığın zaman. Aha. Baltonya ve Bizans'ta şu an savaş halinde. 10 bin 6 binlik bir savaş. Bu pislik beni savaşa sokar. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden iptal edeceğim. Gel buraya abi. Bu çünkü Viking bunlar büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum. Evet, ittifak gücü yüksek. Bu yüksek. Bir de şöyle bir çocuk var. Rus. Ruslarda 2000 küsürlü bir benzer durumlarda olduğumuz bakayım. Şöyle şurası var. Evet. Bunlar evlenir ya da şimdilik bir ittifak durumu söz konusu olabilir. En azından ittifak gücünü biraz yükseltirsem Bizans birkaç kere düşünmesi gerekebilir benim üzerime saldırı yapmadan önce. Düşmanım ölmüş. Stres kaybetsek daha iyi olur tabii ki. Güzel. O dur. Konseyim boşalmış ve benim buradaki idarecim gitmiş. Şöyle bir vasal var. Şu vasala bakayım. Minicik bir yerde bir vasalım var. 800 askerim var. Senden şu unvanı feshetmeni istiyorum. Artık fesh şu unvanı bana. %15 diyorsun. Kozum var mı? Kozum yok. Bu unvanı feshetmeyecektir ve ben buna saldırdığım zaman şu an saldıramam ki o ayrı dava. Sıkıntı yaşarım açıkçası.
Pes edemiyoruz ama bu adamı öldürebilir miyiz mesela? Şöyle bir öldürme planı yapsak bu adamı karşı yapamıyoruz. Şimdi bu adamı buraya atasam olmaz çünkü onun idari hiçbir şey değil yani salak saçma. O yüzden dolayı bu idaresi çok iyi ama şuradaki çocuğun idaresi de güzel. Ben bu abi buraya atayım aynen. Bence gayet güzel, hoş. Yani şurada minicik bir kont iki tane unvanda hak talep etmiş şurada şu ikisinde. Kendisi şey zannediyor kendine ben paşayım zannediyor. Yok öyle bir şey aslında bakarsan bu direkt bana bağlı. Tamam ben bunu sana atayacağım dostum. Sana vermek istiyorum. Bu neymiş bir saniye. Trajun Büyüklüklüğü falan. Kim bu? Lord Vali Borna. Tamam. Dostum sen de aramı şey yapacağız. Sana bir vasal aktaracağım. Borna nerede? Lord Vali Borna'yı sana aktarmak istiyorum. Tamam mı? Ben bununla uğraşmak istemiyorum vasal olarak. Aynen ben uğraşmak istemiyorum. Sen uğraş. Ben sana aktardım mı aktardım. Tamam, ben uğraşmak istemiyorum o pislikle. Sıkıntı yaşayacağız. Ya bizim şu barış şekli bunlarla sona ermiş şu anda. Halihazırda sıkıntı içerisindeyiz. Tamam. Kraliçe hamile özelliği kazandı. Bu bizim için sıkıntı olabilir. Çocuk erkek doğarsa kesinlikle sıkıntı olur tabii ki de. Ben o yüzden dolayı daha çok şey istiyorum. 50 altın kazandık güzel. O kısır bir eş almayı tercih ediyorum şahsen. Çünkü yani ne gerek var arkadaşlar yani niye böyle kendimizi zorlayan bir pozisyona sokalım ki? Şimdi eksi 100 görüşte bu kim? Büyük vali haklı dersek Yasuz başı büyük vali haklı diyeceğiz. Gelişmiş hücum etkisine sahip olacak. Tamam. Gelişmiş hücumlar güzel. Büyük vali Eldvan haklı. Bu büyük vali Eldvan mı? Güzel. Şimdi bu bana görüş mü kazandı? Şöyle bakalım. Evet görüş kazanmış. Ve aynı zamanda etkiliyoruz değil mi biz bunu? Güzel. O da güzel. 800 askeri var. 900 askere çıkmış. 1000 askere çıkmış. Burada 400 asker daha var. Bizim baba yağmaya çıkmış. Kendi içimizde de bir savaş oluyor. Evet bizim şimdi şansölyemiz kötü. Abi sen boştasın tamam mı? Eyvallah. Tamam mı? Senin çok kötü ya durumun. Şansölye olarak ben seni atayamam. Ben sendeki unvanı feshetmeni istiyorum direkt. Evet sen feshet unvanı. Çünkü bu unvan sana yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. O yüzden dolayı kusura bakma. Şöyle gel dostum. Şuraya bir atayabileceğimiz biri var en azından. Şöyle şunu atayalım. Şimdilik böyle. Evet dursun. Şöyle bir kontrol artışı durumumuz varmış. Sen burada bir kontrol artışına gider misin? Sıkıntı olmasın daha sonra. Evet bebeğimiz. Niye yağmalanıyoruz bu arada? Burası, bunlar kim bu arada? Başka ülkeden mi geliyor? Ki biz yağmalanıyoruz bu arada. Böyle bir saçma durum görmedim ben ya. Beni nasıl yağmalayabilirsin ki benim ülkeme? Bütün orduyu burada çıkar. Evet böyle üzerlerine yürü. Evet. Ne yağmalamaymış arkadaş? Beni kimse yağmalayamaz. Ben yağmalamaya karşıyım. Askeri yeteneğimiz gelmiş. Güzel. Buradan kale ve salgın direncini de alalım. Ben gidebiliyor muyum? Ben o savaşa katılacak mıyım? Güzel. Katıldım ve kazanıma biraz daha olsa destek verebildim en azından. Güzel. Kesinlikle bayağı güzel oldu. Bu tarafsız ordu. Ben şu an tabii ki orduyu dışarıya çıkardığım için belli bir süre geçtikten sonra en azından bu yağı 6 ay geçtikten sonra içeri sokabiliyorum. Doğru. Bir sıkıntı yaşayacağız yani. Burada sonuçta biz mezhep olarak Slav mezhebi ve Katolik mezhepleri bizim için sıkıntı. Burada şu an ilham hayata geçirildi. Şöyle bir ilham puanı çekicilik görüşü +8 prestij gelecek. Broş. Broş iyidir. Öncelikle broşumuzu şöyle takalım. Tak abi broşumuz da nerede? Tamam, broşumuz da geldi. Takıyormuşuz. Broşu da taktık. Zaten 4 tane var. 4'ü de takılı şu anda. Bence gayet iyi. Burada kutsal bölgeleri de aynı zamanda görebiliyoruz. Ve bizim bölgemize kutsal bir bölge yok açıkçası şu bölgelerde. Yani burası kesinlikle Katoliklerin ve Ortodoksların tam ortasındayız. Kesinlikle bize istemiyorlar çünkü biz
Slav halkıyız. Onlar için bir hayvan gibi görüyorlar bizi. Her zaman öyle gördüler zaten. Doğal olarak her zaman. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle ordunun bir kısmını terhis edeceğim ki rahatlayalım. Şimdi evet reşit oldu oğlum. Hemen bakıyorum. Oo, bak o çocuk çok güzel oldu. Tamam mı? Midas dokunuştu kendisi. Zeki bir çocuk. Aferin sana oğlum diyorum. Şimdi idaresi çok iyi olduğu için bu çocuğu. Çocuklar çok çok büyüyor diyorum. Şöyle durduracağım. Şimdi benim idarecime bakacağım. Şimdi benim idarecim burada. Tamam 18. İdarecim gayet para kazandı vesaire yaptı. Sadist özelliğine sahip. İdarecimi bir eşle evlendirmek istiyorum. Şöyle bu bir saniye. Bunun özellikleri ne? Tamam bu idareci. Tamam şöyle yapacağım. Çocuk. Benim oğlumu atayabilirim şeye. Evet. Bir saniye. Ne atıyorum ben öncelikle o önemli. Bir dakika şunu da kapat. Şöyle gel oğlumu. Burada idareci olarak. Tabii kendi oğlumu buraya idareci olarak atacağım. Güzel. Kültürümüz de burada yayıyor muyuz? Yayıyoruz. O da güzel. Dinimiz de yayıyoruz. O da güzel. Şimdi dur. Kendi entrikacım nasıl? Ona bakmam lazım. Bir saniye. Şimdi böyle bir şampiyonum var. Madem bu şampiyon bende, ben dışarıdan buna bir abla alacağım. Güzel böyle. Sağlam bir abla. Sağlam bir eş daha doğrusu. Abla dediğime bakmayın. Tamam mı? Şimdi buna sağlam bir eş alırsam ben entrikasal olarak bunu kullanabilirim ama 19.3 için değmez. Ama benim şehrime gelecek. Haneme gelecek. Bir tane Polonyalı da alabilirim. Bir ırsı özellikle bir şey olsun. Tamam mı? Irsı özellikle bir şey. Birini alalım ki bunlar bol bol çocuk falan yapsın. Çekicilik görüşü falan sırp. Yani böyle çekici. Doğurganlık falan düşük diyor. Niye düşük? Çocuk yapma olasılığı tabii ki bu 44 yaşında, bu 52 yaşında. Çocuk olasılığı düşük seviyede. Alımlı olmasına rağmen. O zaman benim ülkeme gelecek. Benim ülkeme gelecek olan şöyle ablalar entrikasal olsun. O zaman Polonyalı çekicilik de olsa olur. Sıkıntı yok. Anayollu bir evlilik de diyebiliriz. O da olabilirdi ama gerek yok. Kaç yaşındasın? 44 yaşındasın. Düşük olsun. İttifak getirmesin zaten. Ben ittifak istemiyorum açıkçası. Evlensin. Bir tane daha şampiyonumuz var. Burada. Oh, of. Gel kardeşim, sana da bir eş adayı bulalım. Bunlar da ırsı özellikle diğer durumlar. Sen 33 yaşındasın. Sana bir Sırp alalım, güzel. Düşük diyor, düşük olmasın. Şöyle gel bu. Düşük, niye düşüksünüz ya siz? Irsi özellikle olmasın, hepsi diyelim. Tamam mı? Yaş farkında en fazla 5 yapalım. Neredeyse aynı yaşta olsun. Polonyalılar, şu olabilir. Düşük, niye düşük? Orta seviye olsun ya. Bak şu olsun sana. O da mı düşük? Sıkıntı yok. Düşük olsun. Madem düşük ama yapacak bir durum yok. 5 yaş olmasın. Hepsi diyelim o zaman. Şöyle bir dolaşalım. Neler var çevrede diye. Nelerle neler yapabiliriz. Hırvat var. Polap var. Çekici ablamızı alsak. Sırp var. Bence Sırp iyidir ya. 44 yaşında gelsin. Sen bununla evlen abi. Şimdi burada bir bizim Filip'imiz var. Filip. Filip selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. İhtiyatlı bir hatun 27 yaşında Polaplı. Düşük seviye pul özellikleriniz varmış. Şöyle gelelim. Düşük. Hepsi mi düşük lan? Dinç. Bak bu dinci alacağım sana tamam mı? Düşük de olsa çocuk yapmalısınız alacağım. 3 tane hatun getireceğiz sarayımıza. O da iyi. Dışarıdan sarayımı zenginleştirelim abi. Buradan saray zenginleştirmemiz durumumuz da var. Bir hatun daha geliyor. Güzel. Bu abi evli misin sen? Değilsin. Niye evli değilsin diye sormayacağım. Seni bir evlilik düzenleyelim. Evet sen. Senle beraber. Bu kimmiş? 18 yaşında. Biraz çirkin ve dev gibi bir kadınmış. Irsi özellikleri dev. Sıkıntı yok. Çocuk yapma olasılığınız orta ve iğrenç bir tipsiniz. O da sıkıntı değil. Ana yolu evlilik desek olmuyor. Büyük desek gene olmuyor. Kabul etmiyor. Evlilik düzenle desek ya da daha fazla olmaz. Senle bir şey yapalım ya. Biraz bir etkileşime girelim. Seni evlendirmem lazım. Sen iyi bir askersin. Senin çocukların benim ülkemde faydalı olurlar bana diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle başlattık. Durdurdum. Durdurdum. Durdurmam gerek. Tabii ki askerleri çıkart diyeceğim.
Şimdi burada bir savaş durumumuz varmış. Bu savaşı evet kazanıyoruz. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Şunu bir kazanalım. Tamam. Şimdi durdum. Şimdi dostum. Ordudan ayrıl. Bütün orduyu yapacak bir durum yok. Direkt ülkeme çekiyorum. Şöyle güzellikler var. Şimdi bu abiye geliyoruz, bu ablaya. Abla benim savaşıma şöyle evet katılır mısın diyorum. Katılırım diyor. Eyvallah. Şimdi biz burada savaştayız vesaire ama bu savaştayız ama bizim bu savunan bu abiye de diyeceğiz ki abi madem ben senin savaşındayım. Yok. Dur olmadı. Evet, böyle olacak. Savaşa katılmayı teklif edebiliyor muyum? Edemiyorum. Şöyle baktığın zaman onlar bizden biraz daha üstün oluyor değil mi? Bu abla çünkü evet. Savaş dediğin zaman aha müttefikleri yok. Benim 1700 askerim var. Benim buradaki topraklarıma göz dikmiş durumdalar. Psikopatlar çünkü. Benim ne yapabilirim? Ne yapabilirim de şöyle düşünüyorum. Yapacağım tek şey tabii ki de buradan gelip biraz para sıkıntısı çeksem de yağmalı şey. Paralı asker alacağız. Yani yapacak bir durum yok. Bunları alacağız. Evet, nereden başlıyoruz? Bunu alabiliriz. Burada bir istihdam komutanı falan veriyor. Tedbirli lider özelliği var. Bu olabilir 1500. Ya da buradan mızrakçıda bir orman savaşçısı falan. Yok, tedbirli lider. O düşmanımızı kiralayalım. O dostumuzu, düşmanımızı derken. Şuradan gelelim orduya. Burada bir düzenli birlik yarat değil. Neredeydi bu? Tüm askerleri şurada topla diyelim. Evet. Burada da kendi askerlerimizi toplayalım abi şöyle yukarı doğru mükemmel seviye. İttifakta savaş talebimizi kabul etti. Ta oradan buraya gelmesi biraz uzun sürecektir. Ama benim ordum biraz daha hızlı şekilde gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, 1400 asker. Komutan olarak ben varım başında. O da sıkıntı. Onun buradaki komutanı değiştirebiliyor muyum? Başka bir komutan. Şöyle evet. Akıncı komutanı verelim oraya. Sarayı topla özelliği geliyor. Çünkü komuta başında ben yokum. Buradaysa evet bizim abimiz iyi bir komutan. İyi bir savaşçı. Taktiksel olarak en azından. O yüzden dolayı o kalsın başında. Oradaki orduları böyle birleştireceğim çünkü. İyi olacak. Toplamda 1800 kişi falan mı olacağız? Kaç olacağız? Çıktım buradaki ordular tamamıyla. Tamam 1900 kişi. Görev tamamlandı. Onda da bir sıkıntı yok. 1900 kişi. Buradaki başkente gitsek şuraya ya da buraya. Burası neymiş burası? Dağlık arazi. Şurada dağlık arazide durabilirim ya da burada dağlık arazide durabilirim. Bence durmalıyım. Dağlık arazi bizim için. Sarayı bu arada toplayalım. Eksiye düştük. Eyvallah. Onun yanında bir sıkıntımız yok ama gerisi yok. Önemli. Şimdi başka bir kültür kutlama diye bir olayımız varmış. Ya diyor ki şimdi buradaki arkadaş bana bu kim? Bu arada bakayım. Casus başım diyor ki akıllıca tut. Diyor ki başka bir kültürü kutlayalım. Şimdi ben soruyorum başka bir kültürü niye kutlayalım? Şimdi 145 altınız. Bunu dersem zaten iyice eksiye düşeceğiz. Ya bu ya Sırplar ve Hırvatlar arasındaki olaymış bu. Bu adamın durumu ne? Bu Hırvat çünkü aynen. Şimdi dur. Hırvat şeyinden geliyor. Slav kendisi ama Hırvat'tan geldiği için kabullenme durumları falan sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla. Tamam, şimdi oldu olay. Şimdi ben biraz daha kestirdim olayı. %20 artacak. Verdim gitti ya. Sıkıntı yok. 140 gold verdim. Eksiye düşeyim. Süt anne olarak atanacakmış. Bu diye Saki olarak atınacakmış. Saki. Saki de o istemiyorum. Saray soytarısı olarak atanacak ya da yani niye bana böyle bir şeyle geliyorsun? Çok pis bir entrikacısın abla sen. Tamam mı? Yani Saki ne ki? Bu beni öldürür lan. Öldürmez mi? Şu baksana bir dakika lan. Oyun beni böyle alt üst etme. Saki bir saniye. Ya saray görkemi değişimi geliyor. Cinayet planına mani olabilir. Ha, zehir içerenleri. Tamam, Saki olsun. Tamam. Beni koruyacakmış. Anladım şimdi. Tamam. Şimdi
O bana 250 altın ödeyecekmiş. Neymiş bu? Uygun bir teklifle geliyor bu arkadaş. Bu arkadaş kimmiş? Şöyle bakalım öncelikle. Yüce ruhlu yağmacı bir tipmiş. Bu arkadaş benim sarayımda değilmiş ama bana para ödeyebiliyormuş. Diyor ki lordum kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Stephen. Başkentten gelen zengin bir tüccarım diyor. Eyvallah Stephen. Son zamanlarda fark ettim ki ülkemizin mali durumu pek sağlıklı değil diyor. Toprakları nasıl yönettiğiniz ortada diyor. Bak bak bak. Ve belki fazladan altın için güzel bir kullanım alanı bulabilirsiniz diyor. Tamam. Büyük bir miktar altına karşılık elinizdeki küçük bir yerleşimini istiyorum. Ne dersiniz demiş. Buradaki unvanı istiyor. Bu unvanı istiyor. Bana 250 altın istiyor. Ben unvan istiyorum diyor. Şimdi bu unvanı buna vermeye değer mi? İyi bir idareci ama panoramik bir pislik, affedici ve hırslıymış. Aynı zamanda para göz iyi bir idareci açıkçası. İki Sırp ve Slav bizim kökenimizden geliyor. %49'da bunu deneyebilirim. Belki 350 altın gelir derken evet 350 altın geldi. Güzel. Bana 350 altın ödedi ve bu unvanı aldı. Şimdi bu unvanı aldı almasın ama ben pek içim el vermedi. Neyse. 350 altın güzeldir. Geri geldim. Şimdi Stephen nereye aldın? Öncelikle ona bakalım. Unvan olarak buradaki yeri aldın. Peki eksi görüştesin. Sana unvanı feshetsem beni ne engelleyebilir Stephen? Aynen öyle kalırsın. Gördün mü? Neyse. Görev de tamamlandı. Ordular da geliyor. İyi para verdi yani. Ben onu biraz kandırdım ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben o adama niye orayı vereyim? Kendi altın, kendi idare ettiğim toprakları niye ona vereyim öyle söyleyeyim. Benim idare ettiğim topraklar bana para vermesi için var. Şimdi görkem seviyemiz de arttı aynı zamanda. Ordumu da bu tarafa doğru çekiyordum. Ordumda da gayet iyi askerler var. Komutan seçimi olarak tabi tepelik, targ arazi, ormanlık arazi avantajlarımız var ama ordumuzda bulunan şeyler biraz daha güç katacaktır diye düşünüyorum. İyi bir komutanımız var. Ova arazi. Buralarda targ arazi bulmak zor ya. Buralarda yok öyle durumlar. Öyle araziler de yok. Bakayım düşmanlar nasıl bu kadar 4000 askere kadar çıkabildi direkt. Aha buraya da müttefik almışlar. Güzel. Şöyle yapalım. Buradasın. Şu anda evet senin süzerenin bana yardıma geliyor. Eyvallah. Sen nişanlısın. Tamam mı? Kiminle? Burayla. Abi ben niye savaşa katılmayı teklif edemiyorum? Şöyle bir durum var. Bunun savaşı sürdüğü için şu anda ben Polonya burada değil mi? Burada. Bu savaşı zaten kazanmıyor musun Polont? Kazanıyorsun abi hadi. Oo, sıkıntı büyük. Ne diyor? Turnuva için talim yapabiliyoruz aynı zamanda. Prestij karşılığında. Savaşın içinde bunu yapsak mı acaba? Ne diyor? Dövüş özelliğim artacakmış. Yapalım. Hadi artı bir arttı. Dövüş özelliğim de geldi. Güçlü özelliğini kazandınız diyor. Süpersin dostum. Bak süpersin. Güçlü özelliğiz. Orta sağlık artışı falan veriyor. Yaşımız da şu an 38. Zaten bu denetmen kısmını bitirdiğim zaman direkt sağlık odağına gidip uzun seneler hayatta kalmaya oynayacağım. O da benim için açıkçası iyi ama 4000 askere karşı açıkçası ben burada tek başıma karşı koyamam. O yüzden dolayı kendimi yukarı doğru alacağım ama düşmancıl ordu. Mesela denizde saldırabiliyor muyum bunlara? Saldırılmıyor. Yok öyle bir şey yok. Şuraya alacağım. Müttefik ordular çıktı mı? Geliyor mu müttefik ordu? Biraz uzaktayız ama geliyor. O da biraz sıkıntı. Benim yeni yollar bulmam lazım açık. Kardeşimin eşi varmış. Bunun var mı? Var. Ben nereden ittifak bulabilirim? İttifakı bu kadını boşayarak yapabilirim. Açıkçası. Ki olabilir de. Olmaz diye bir şey yok. Bana ittifak lazım. Çünkü paralı asker beni kurtarmayacak. Öyle gözüküyor açıkçası. Öyle bir durum var. Öyle bir durumda söz konusu. Zaten bu arada Bizans bize saldıramaz dedik. Burası saldıramaz dedik de bilmiyorum ya. Savaşı kaybedebiliriz. Kaybetmek de istemiyorum. Bu
Bunlar nasıl toplandı ya? Bunların nasıl bu kadar parası var? Nasıl bu kadar güçlüler? Sinirim bozulmaya başladı yani. İyice sıkıntılara girdik bildiğin. Evet, dön 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 yukarı dön. Bunlarla kafa kafaya veremeyiz abi. Biz onu geç bir. Onu geç, onu geç. Bizi kovalamasalar iyi bu arada. Kovalayacaklar mı? Kovalamayın. Kovalamayın. Ne olur beni yakalamayın. Yakalamayın, yakalamayın. Beni yakalamayın, ordum kaçsın. Kaç 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 kaç. Evet. Şurada dur bekle abi. Ordu şurada dursun. Onların ordusu çok kalabalık çünkü. İyi. İyi düzenlenmiş saray etkisindeyiz. O da güzel. Biz hatunu boşayalım ya bence. Şu Hırvatistan'da falan aram iyi olsa belki Hırvatistan'la biraz sıkıntı yaşamadan olabilirdi. O da olmuyor. Macaristan bize yardım edemez. Eflak bize yardım edemez. Bunlar zaten bize eksi görüşlü. Kesinlikle yardım etmez. Benim ordum geliyor 1300 kişilik. 1300 artı bu gelse. Tamam, 2900. Yani bir 3000'imiz var, 3300. Haliyle diğer ordu da bize katılması lazım ki biz bir şeyler yapabilelim, ama o sırada onlar orada gelirken biz burada biraz zorlanacağız. Onu anladım kesinlikle. Yapacak bir durum yok. Onlar kuşatmaya başladı. Ben orduyu şuraya çekeceğim. Kuşatmayı bozarlarsa geri çekeceğim gibi bir durum var. Yaklaşınca üzerime gelseler kuşatmayı habire bozmaya çalışacağım. Oyunun bug'ı gibi düşünebilirsiniz. Bakayım oraya gelince durduruyorlar mı? Hayır. Buraya gelince durduruyor musunuz? Ya da kuşatmaya. Orada olması iyi diğer orduların. Aynen, çünkü böyle bir durum var. Bakayım, bir tur buraya gelsem. Bilerek yavaşta oynuyorum. Olmuyor. Şöyle yapsak büyük ihtimalle kazanacaksınız diyor. Hop dur. Dur şimdi dur. Evet. Zafer aldık, uygundur dedik. Şöyle dur dur. Dur dur abi. Evet. Dostum sen ne yapıyorsun? Bizim ittifakımız nasıl bozuldu bu arada? Seninle. Biz bununla ittifaktık. Seninle ittifak değil miydik? O zaman benim bu çocuk seninle evlenmeye gerek yok. Nişanı boz. Ben niye uğraşıyorum o zaman böyle bir durum varsa? Şu ittifak gücü açısından desek. Şöyle Rus. Tabii 4000, ama Rus bana oradan gelene kadar yardıma ben açıkçası ta buradan Normandiya, o taraftan buraya gelene kadar sıkıntı yaşarım. Bana yakın bir ittifak lazım. Rus, Polonyalı. 2000 benzer. Ne kadar yakınsın? Buradasın. He, burası dağıldı. Tabii o tahta olmadığı için de sıkıntı büyük. Buradan gelse bana yetişebilir mi? Yetişemeyebilir. Bu da Polonyalı. Rus yetişemez. Bunlar yetişir mi? Sen neredesin? Şöyle bakalım. Sen uzaktasın. Yakın bir müttefik arıyorum şu anda. Yaptığım tek şey bu. Rus olmaz. Polonyalı şu anda baktığımız zaman 1400 asker. Sen neredesin? Sen de olmazsın. Zaten düşüksün bana göre. Bunlar çok yüksek. Uzak yüksek ama uzaktalar. Bu abi en iyisi bence. Aynen öyle. Ana yolu desek kabul edecek mi? Ediyor. Ama ben oğlum veriyorum. Saçma olur. Kızım veriyorum gibi hissettim bir an. Ama bunlarla bir ittifak kuralım. Ver abi ittifakı. Geldi de bana ittifak geldi de. Güzel geldi. Dostum ittifak geldiği gibi seni çağırıyorum. Ne olur benim savaşıma artık gelin. Burada bir durum yaşıyoruz. Burada bir olay yaşıyoruz. Yetişin. Yetişin imdat. Bu savaşı almamız lazım artık. Müttefikler güzel, savaşa katılmayı da kabul ettiler. Şimdi şuraya gelsem, bir yan tarafa gelsem acaba korkutucu olur muyum buradaki durumu bozmaları için falan? Çünkü aynı anda iki yeri birden kuşatıyorlar. Bu da bana iyi gelmiyor açıkçası. Şöyle bir korkutmaya çalışıyorum ama o da olmuyor. Burayı alacaklar. Ben de yapacak bir şey yok. Şöyle dağlık bir alana geri çekileyim. Biz çünkü daha fazla, aa dur 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 unuttuk, daha fazla dedim aklıma geldi, paralı asker kiralamıyoruz şu anda, kiralayabiliyorum 700 asker daha buradan, burada kiralayabiliyorum çünkü 350 gold almıştık diğer birliklerden, şimdi aklıma geldi, 800 asker buradan geliyor istersek, 800 asker ya da bunlardan kiraladık diye biliyorum, bu muydu, yani bunu kiralayamıyorum, bunu da kiralayamıyorum. Burada atlı birlik var. Bunu kiralasam bunu alırdım.
Bunu da olmuyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Bu da olmadığına göre artık yani 800'ü şuradaki sarı kuzu hoplitlerini alsam daha mantıklı gelecek bana. Aynen öyle. Şöyle yapacağım. Burada çıksın istiyorum şeyler. Ve hoplitler burada çıksın. Tamam mı? Paralı asker diyoruz. Yapacak bir durum yok. Oradan alacağım onları. Nerede bu bizim hoplitler? Gel hoplitlerim gel. Güzel. Birleşin abi orada olarak. Ya hatta sen buraya gel. Sen burada durabiliyor musun? Duramıyorsun artık. Buradasın. Tamam. Lan. Sen dur olduğun yerde. Hadi bakayım. Ya bir iki yer kaybedeceğiz. Kuşatılacağız anladığım kadarıyla. Ama sonradan bizim ordular gelince hali hazırda bir durum söz konusu olacak. Hatta şimdi orduyu buraya çekeceğim. Ordu sayım fazla olduğu için belki korkup şimdi geriye doğru kaçmak isteyebilirler. Şöyle baktığımda kesinlikle kazanacağız çünkü. 1900 askerleri var. İlk 4000 ediyor. Bakacağım şöyle bir hop çekmiyor. Oraya alacak. Oraya aldıktan sonra diğer yerlere bakacağım. Nasıl olacak? Şu an benim ordu çünkü geliyor. Diğer orda gelince benim aynı yerde. Şu an savaşabilecek seviyeye geleceğiz. İster istemez. Saray hekimi pozisyonda kimse yok. Ne olur ne olmaz. Hemen şöyle saray hekimi olarak şimdilik bir ablayı atayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Evet. Alacağız. Bu savaşı alacağız. Onlar kendilerine bir şey sansalar da alacağız. Şimdi bizim müttefik de geliyor değil mi? Nerede diğer müttefik? Biraz geç kalmış ama. Ha, tabii benim akıncı özelliğim var. Ben daha hızlı geliyorum. Tamam, şimdi oraya aldıktan sonra benim ordular bir birleşsin. Ben onlara göstereceğim. Yani gittik adamın savaşına destek verdik yukarıda görüyorsunuz. Ve şu anda sırf onların durumu yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yani tabii ki burada değersiz meydan okuma durumundayız. Güzel. Ben şimdi size burada gelsem şartlarınız eşit diyor ama eşit değiliz dostum. Öyle söyleyeyim. Şurada buluşalım. Tamam, oradasın. Ben zaten gireceğim. Girmek zorundayım artık müttefiki beklemeden. Hemen buraya desteğe geliyor görüyorsunuz. Biz burayı kuşatırken hemen şuraya geri çekeceğim. Burası dağlık arazi. Orada kuşatamazsın. Başka yeri sana aldırtmam. Anladın? Öyle bir şey söz konusu değil. Ha, 400 artı 700 asker geldi. Sıkıntı. Ya bir birleşsin benim ordularla, ben o zaman göreceğim seni. Evet, benim komutanım daha iyi ama kaybedeceğiz gibi gözüküyor bu durumu. Bu da beni çok büyük bir üzüntüye sokuyor şu anda. Bu sıkıntılı bir savaş oluyor benim için. Yani müttefikler var. Evet, gelmesi lazım müttefik ordunun artık. 79 çünkü savaş durum. Bu direkt 99'a vurursa ve burayı alırlarsa zaten kaybedeceğiz. Öyle bir de durum var. Kabul ettirme durumu söz konusu olacak. Nereye gidiyorsun abi? Sen nereye gidiyorsun? Dur. Hemen birileri öldü. Casus başım öldü. Hemen ablayı atayalım. Burada hemen kontrol artış kaybımız varmış. Ona git. Bakım yaptır. Abi kültür yayıyorsun. Din değiştiriyorsun. Hadi biraz destek. Hadi biraz destek. Yenilgi kaybettik. Bayağı bir asker kaybettik ama onlardan da gitti. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Evet. Aha. Neden olduğunu biliyorum. Bizde şey kalmış. Akıncı komutanla savaştık büyük ihtimalle, değil mi? Biz daha demin. Kesinlikle onun yüzünden. Ben fark etmedim komutanın gücünü. Aynen. Diğer komutanımız olsa kazanabilirdik. Ah 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 diyorum, başka bir şey demiyorum. Evet. Bir ordu bir kendine gelir misin? Müttefiklerle bir buluşmamız lazım. Şöyle birleştir. Akıncı komutan kimsin sen yani? Öyle bir komutan mı var? Şöyle gel abi. Bizim müttefik burada. Nereye geliyormuş müttefik? Buraya geliyormuş. Müttefikle üzerine geliyorum. Ben de sana doğru geliyorum müttefik. Bir birleşelim. Şunları bir artık günlerini göstereyim. %99 arkadaşlar. Kaybettim, kaybedeceğim. Büyük ihtimalle kaybedeceğim gibi gözüküyor. Saldırır mısın müttefik? Sırf ordu yukarıda diye kaybediyorum şu an, onu hissediyorum. Bu kadar da para harcadım. Artı benden toprak alacak. Diğer müttefikler de geldi de onlar gelene kadar. Evet. Evet, gir 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 gir, ne olur gir gir artık, gir 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 gir, savaşı kazanalım. Yoksa gidecek elden. Olaylar gidiyor. Bu savaşı kazanmamız lazım ki eksiye düşsün. 99'dan 77'ye düştü. Dur. Güzel. Şimdi kaçamazsın, kurtulamazsın. Gel bakayım.
Gel 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 gel. Topladık. 99'dan topladık. 90 artı 5'te 90 artı 2'de. Gol mü atılır? Attık. Evet. Giriyoruz. Evet. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Müttefikler de geliyor. Ben de giriyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım nasıl kazanıyormuşsun beni? Onu bir görelim. Senin içinden bir geçelim de sen gör. Yani kimsin? 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 Sen Sırpların gücünü hafife alıyorsun galiba. Biçin abi, biçin. Adamlarını kat dedim bunların. Bir daha ordu toparlayamasınlar. Sünnet dedim bunları. Kökten sünnet edin ama. Kökten sünnet edin arkadaşlar, kökten. Şimdi burada bir evet durumumuz var. Burada kuşatmacı bırakıp şuraya gidip şuradaki şehri de geri almamız lazım bu arada. Evet, iki yeri birden alıyoruz. Önemli olan bu. Evet, askeri artan durumumuz var. Bir ülkemi önce bir savunayım, kendine getireyim. Ondan sonra onların içinden geçeceğim. Onlar savaş mavaş kazanamazlar. Evet, tekrar geliyorlar şanslarını denemek için ama öyle bir durum söz konusu değil. Biz sizden bayağı para alacağız bu arada çocuklar. Siz sabredin. Evet, orayı almaya çalışabilirsiniz. Şimdi 3x'i al bunu. Tamam. Şimdi hangi ordu bizim için önemli? Bu ordu bizim için önemli. Bunu alacağız. Bununla beraber yolculuğa devam edeceğiz. Bu arada durdurdum askeri yetenek olarak. Evet, buradan ordu bakım masrafları, maliyetleri falan düş. Güzel. İkisi aynı anda oldu. Şuraya doğru gel abi. Şurada bir birleşelim ordular olarak. Gelin abi, hepiniz gelin. Gel 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 toplu şekilde. Ben yerleşim yerlerimi geri almış mıyım? Almışım. Şimdi artı 16'ya da geçmiş miyim? Geçmişim. Bir birleşsin benim ordularım orada. Ben bir toplayayım orduları. Ben neler yapacağım şimdi? Evet. Komutanım da belli. Yürü abi, kaçamayacaklar. Aynen öyle. 4x hızını aldım. Yapıştır abi, kaçamayacaklar. Nereye gittiklerinin bir önemi yok. Buraya gitsinler. Ben de oraya giderim. Hop, şuraya dön. Tamam. Müttefik ordular da yandan gir. Neredeyse aynı anda girdik sayılır. Evet. Fazla zayiatımız olmayacak. İşlerinden geçiyoruz abi. Güzel. Bayağı bir zayiat verdik değil mi? 700 asker, 500 asker. Güzel. Şimdi birleştirdiğimize göre biz aslında gidip karşı tarafın başkentine gitsek bize ne kadara mal olacak? 31 golda mal olacak. Sıkıntı. Hiç gitmesek ne olacak? Onlar zaten saldırmak zorunda. Kazanamayacaklar. Tamam, ordular şöyle şurada bir yerde dursun ya da nerede? İkmal seviyesi yüksek bir yerde dursunlar. Aynen, şurası ikmal seviyesi yüksek. Durun abi. Biraz ordu gelişmişliğimizde seviyemiz artsın. Aynen öyle. Ne oluyor? Stres kaybedeceğiz. Bu da güzel haber. Güzel bir para gelir. Fıs var. Ordular falan. Ya bizim normal paralı askerleri almamıza rağmen şu anda neredeyse 170 bizim için para değil eksi olarak. Ki biz tusak aldık birkaç kişi. Şu abiyi tusak almışız. Abiye şey diyebiliyor muyuz? Din değiştir falan. Tamam. Din değiştir abi ve benim sarayıma gel istiyorum. Gelir misin? 77. Gelir ve bu beni kesmeye çalışıyor. Sadist psikopat, iffetliymiş kendisi. Yani dövüş olarak iyi. Alalım ya. Cellat olarak da işe alalım aynı zamanda. Aynen, gel abi. Gel gel, cellatım ol sen benim. Aldık madem, sen cellatım ol. Sıkıntı yok. Biz çünkü düşmanlarımıza bile şey neymiş, ittifak görüşmeleri yapabilir misiniz? Yapamıyormuşuz. Gerek yok. Karakterimin ne bu? Amcası dayısı vesaire, onunla bir ittifak kurabiliyormuşum. Ben dayımı amcamı bile görmem istemiyorum. Süt anne de istemiyorum. Ne diyor? Bu kimmiş? Benim karakterimin kızı. Kızı olduğu için sıkıntıda. Okey, tam dursun. Prens buradaki şehir diyor başkasına verilmeli diyor. Yani niye ben buradaki şehri başkasına vereyim ki? Burası bana para vermediği için başkasına vermem gerekiyormuş. Birine vereyim, tamam, şey vereyim. Oğluma veriyorum burayı, tamam mı? Tamam, bu şehri oğluma verdim. Oğlum, oğlum iyi para kazanırsan sevinirim. Aynen, bu şehri sana verdim oğlum. Paralı asker sözleşmemiz bitiyor. Durdurdum. Nereye çıkış yapıyorsunuz? Buraya. Burada sizi bir yakalayalım biz. Gelin.
Gelin gelin, nasıl çıkış yapıyormuşsunuz, alabileceğinizi düşünüyorsunuz ya, gel. Gel gel, nasılmış orası bir görelim size. Güzel. Şimdi burada bir şu abi esir almışız. Neymiş bu? Karakterimin tutsağı. Ünvanları falan da varmış. Yok, müzakere değil. Direkt para istiyorum bu. Evet, 50 gold'unu alırım. Güzel. Bitirebiliyor muyuz? Böyle talep edebiliyoruz. Bana 400 altın ödeyecekmiş. Aynı zamanda bundan bir şey alabiliyor muyum? Burada var mı? Yok, alamıyoruz. Tamam. Oluyor mu? Tamam, uygundur dedik. İyi bir paraya da yaptık. Tüm askerleri terhis ettik. Abi, %99'dan döndü savaş. Harbi %99'dan döndü. Ta anasının dağından, anasının Ruslarından, anasının yobazlarından, tabi öyle demeyelim, ittifak aldık. Yani buradaki kabileleşmiş diyelim, nasıl diyelim, şöyle kültürlere geldiğiniz zaman, kültür değil, nerede orada görelim, neredesin, bir dakika bir dakika bir dakika, yanlış yaramayalım, mezhep değil, nerede bu, ekonomi değil, destan değil, saray, yönetimler, evet yönetim, yani kabilelerden destek alarak bize şu anda cumhuriyete geçebiliyormuşuz. Cumhuriyet durumları falan var. Ama biz tabii tam cumhuriyet de değil. Burada karışık bir durumdayız. Kabile mabile gibi. Tabii ki kabilelerden destek alıyoruz yukarıdan. Ruslardan vesaire yani biz de. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz aslında bakarsanız. Ama bu savaşı da kazanmayı başardık. Ben evet, bu bu kız için vasiyet atayabilirmişiz. Kızımız Zahid'i. Ya kızımız fena değil ama böyle bir iffetli falan olmasaymış iyiymiş. Keşke iffetli olmasaymış. Çocuğu eğittir diyelim. Ben eğitmeyeceğim çocuğum seni. Evet, casus başım eğitsin seni. Evet, kültürünü falan değiştirmesin. Sen de bir duruma, bir de savaş açılabilir durumlar var tabii ki. Çevremde alıp alamayacağım şeyler var. Efla mefla girebiliyormuşum. Valla ben ortalama bir saattir falan bu durumdayım. Bayağı da bir geliştiğimi düşünüyorum kendimce. Tabii ki toprak olarak gelişmedik ama savaş yaptık. Ekonomik olarak geliştik. En azından ordu seviyemiz olarak geliştik. En azından ya, bu güzel oldu yani. Oğlumuz büyüdü, biz büyüdük. Fena gitmiyoruz. Benim tek korkum Bizans tabii. Bizans bir anda bize girecek gibi düşünüyorum. Ya da burada artık sınır komşusu olursak bu abi bize girecek. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu. Ama bu abi de bize girer mi bilmiyorum. Kaşınmasın kimse. Ben de o yüzden dolayı korkuyorum. Hırvatistan'a doğru bir yükselme eğilimi göstermiyorum. Yoksa oraya doğru yükseleceğim de. O yüzden böyle kaldım açıkçası. Şimdi 400 gold geldiğine göre bize fena da değiliz. Tamam. Evet, bu valiler bize görüş kazanıyor. Valicim sen acaba bir evlilik düzenlesek seninle? Bu kız mesela, Sırp bir kız versek sana falan, sen evlenme, orta seviyeli bir evlilik olacak, tamam. Bu kız 23 yaşında, bence senin çocukların olmalı valicim, seni buraya atadık madem, tamam mı, biraz da sıkıntı olmasın. Yaşının 37'de ama kabul etmiyorsun, o biraz sıkıntı. Aynen, seni vali bununla evlendirelim, vali yani, ne yapalım artık, -200 diyor. Neden -200 diyor, onu anlamış değil mi ama? Alt tabakayla evlendiği için. He, olayımız bu. Yani şöyle bir vasal devralabiliyoruz. Köylü ayaklanması. Durumları falan. Bayağı bir özellik getirmişler ama ben sevdim. Şöyle buraya kaydedelim. Şöyle bir oyunu bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir gel. Sırp 4 diye yazalım buraya. Sadece Sırp 4. Evet. Sırp 4 abi. Oyunumuzu şöyle güzelce bir kaydedelim. Arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 4. bölüm burada sonlansın. 1 saat 15 dakika olmuş. Bir beğeniyi çok görmeyin lütfen. 5. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.